İnşallah çözüm olmasını istiyoruz. Niyet hayır fakat akıbet Malazgirt Zaferi gibi olmadı. Beklentiler gerçekten yüksekti. Yaklaşık bir yıl önce Temmuz ayında toplu görüşmelerde yapılan iyileştirmeler parantez içinde hekim hariç dendiği için çalışma barışı bozuldu. Bu yeni çıkan yönetmelikler de maalesef çalışma barışını kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren bir durumda. Yani oradaki rakamların hani %42 hekimde düzenleme yapılacak, %3 aile sağlığı elemanı denen, yardımcı sağlık personeli, hekim dışı personeli ilgilendiren kişilere yapılacak zam oranlarını belirliyor. Bu gerçekten çok afaki ve aradaki uçurumu arttıran bir oran. Maalesef çalışma barışını sağlamayacak. Tüm iş kollarında özellikle hani 12 Temmuz'da ikinci ve üçüncü basamaklarda çıktı. 3 gün önce aile hekimliği sözleşme ve uygulama yönetmeliği olarak çıktı. Dün de sağlık idarecilerinin şeyi olarak ücret yönetmeliği olarak çıktı ama bunlar kısmen iyileştirme olsa da bir zafer denilecek durumda değil. Yani Sağlık Bakanı'nın söylediği beyaz devrim, küresel küme anlayışının dışında çalışma barışını bozar mahiyette. Yani ben kendi işimle ilgili söyleyeyim. Ben aile hekimiyim. Koruyucu sağlık hizmetleri bizim temel amacımız. Sağlıkta dünyanın hiçbir yerinde sağlık parametresi olarak poliklinik sayısı alınmaz. Bizim çarpanlarımız ya da ücretlendirmemizde yapılan şey poliklinik sayısı. Maalesef bu aile hekimliğinin dokusuna aykırı bozar mahiyette bir çalışmadır. Aile hekimliğinin amacı koruyucu sağlık hizmetleridir. Yani dünyadaki sağlık skalalarında anne bebek doğum oranları, anne ölüm oranları, bebek ölüm oranları, hani kanser taramaları, aşılama oranlarına bakılır. Yani farkındaysanız dünyada global bir COVID krizi yaşandı. Bütün iş kolları esnek mesai yaparken ben kendi iş yerimden örnek vereyim. Kepsut'ta iki tane savcının birisi 3 gün işe gelmez esnek mesai yaparken biz her gün fazlalaştırılarak işe gittik. Yani bizim istifa etmemiz, izin almamız, emekli olmamız yasaklandı. Bizler her dönemde toplumun sıkıştığı dönemde üzerimize düşen görevi almakla uğraştık. Bu yeni gelen uygulama çok afaki bir durum yarattı. Temel sağlık hizmetleri dediğimiz fizyoloji, patoloji, anatomi gibi eğitim, temel eğitim bilimlerini ilgilendiren dallarda ücret getirmeyen hekimler olarak değerlendirilip ücretlerinde gerçekten ciddi bir düzenleme yapılmadı. Medyada çok böyle medyatik olan bir profesörümüz var. Arif Verimli, herkes biliyordur ismini. Bunun yakında söylemiş, sosyal ortamlarda söylemiş olduğu bir şey var. Bize gelen asistanlar 1. 2. yılında taksitli arabasını alırdı. Ama 2 yıldan beri gelecek asistanlar kiralık evi nasıl bulurum? Nereden kiraya alırım? Yani gideceği fakültenin eğitimine ya da alacağı arabayı düşünmüyor. Kirayı nasıl bulurumun kaygısını yaşamakta. Bu ciddi handikap. Hekimlerin özlük hakları maalesef sadece ücretle belirlenemez. Diğer özlük haklarımız, yani biz haksız isnat ve iftira olarak 184 ve SABİM'e şikayet ediliyoruz. Kendi hakkımızı aramak için maalesef çok büyük bir çabada ve mobbinge uğruyoruz. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Bu sözleşmeler çok iyi bazı şeylere de yol açtı. Yani benim özellikle kamu denetçiliği kurumuna, ombudsmanlık sistemine kadar yazışmama rağmen 12 saatten sonra bir doktorun hasta bakmaması gerekir. Yazım bu yönetmelikle karşılık buldu. Buna sevindim. Yani şu andaki sıkıntı insanların, halkın hastanelerden randevu alamaması. Bu yönetmelikle şu istenmiştir: hastaneden randevusu alamayan hastalara aile hekimliği sisteminde bakılsın. Fakat sıkıştırılmış rakamlar o kadar ilginç ki 76 kişiye günlük poliklinik sayı 76'nın altında kalırsa bakanın söylediği iyileştirmeden yararlanamıyorsunuz. Bu her 5 dakikada bir hasta bakımı demek. Biz özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine de baktığımız için, yani bir 60 yaşındaki insana büyük abdest tahlilini, kanser taramasını anlatırken epey zorlanacaksınız. Yani özellikle son 2 yıldır tüm ülkemiz gibi Balıkesir'de de uyuz vaka sayıları arttı. Kişiye nasıl temizleneceğini anlatmak en az 15 dakika sürer. Çok afaki, uygulanabilir değil. Yani mevcut gelen yönetmelik her ne kadar beyaz devrim gibi ilan edilse, algı oluşturulsa da beyaz devrim değildir. Hekimlerin kamuda kalmasını, özele gitmemesini ya da yurt dışına gitmemesini kesinlikle engel olmayacaktır.
sağlıkta maalesef siyasete güven ciddi boyutta azalmıştır. Ben kamu hastanelerinin hekim açığının devam edeceğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı şöyle bir politika içinde, yani siz buradan yetişmiş elemanlar yurt dışına gitse de biz yurt dışından ya da Suriye'den gelenler bizim hekim ihtiyacımızı karşılar gibi bir garip durum içerisinde, ama bu sağlıktaki kaliteyi düşürecektir. Yani sağlıkta poliklinik sayısının dikkate alınarak ücretlendirmenin yapılması çok mantıklı değildir. Sağlık parametreleri gerçekten bu kadar düşürülmemelidir. Temel sağlık hizmetleri dedik. İşte dünya çapında meşhur olan Almanya'daki Uğur Şahin temel sağlık hizmetlerinin bir çalışanıdır. Yani Uğur Şahin'e aldığı ücreti siz düşünebiliyor musunuz? 1.5 ile çarpacaksınız. Herhangi bir uzman hekimin çarpanı 4.5 olacak. Bu akılla mantıkla anlatışılabilir bir durum değildir. Temel sağlık hizmetleri sağlığın temelidir. Biz hiçbir iş kolunda hekimlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Yani vatandaşlar aile hekimliğine gittiğinde artık hani ben ehliyet istiyorum diyen kişi, hani bir gözü kör olsa da oradaki hekim daha tavizkar olacaktır. Yani bu resmen bakanlık artık standartları, hekimlerin standartlarını düşürmeye, ben tüfek raporu istiyorum diyen kişiye ciddi bir inceleme araştırma yapmadan gayrimeşru rapor vermeye yönlendirecektir. Yani özellikle şiddet olayları da ülkemizde, yani ilimizde de ciddi boyuttadır. Dün kendisine serum takılmadığı için hemşire ve doktoru döven ordudan haber aldık sosyal ortamlarda. Yani bunların sayısı artacak. Biz artık, ben kendi Kepsut'taki polikliniğimde bile bunları dövmek lazım gibi bir takım laflarla karşılaşıyoruz. Dün bir romatoloji doktorunun söylediği, dışarıdan hasta hışımla giriyor. Siz 5 dakikada muayene çektiniz, 7,5 dakika oldu. Neredeyse doktoru dövecek. Yani sağlığın en üst sorumluluğunu taşıyan insanların sağlık çalışanlarını ve hekimleri hedef yapması çok doğru değil. Biz daha barışçıl, yani hekimler ne ister? Hekimler şunu ister, hastalarına daha fazla zaman ayırıp hak ettiği şekilde muayene edip tedavilerini düzenlemek ister. Bir de koruma ister. Yani siz düşünün, Konya Şehir Hastanesi'nde bir kardiyoloji uzmanına elinde silahla neredeyse tomoyla girip kardiyoloji uzmanını öldüren bir sağlık sisteminin iyi bir sağlık sistemi olmadığını düşünüyoruz. Yani gördüğümüzde güvenlikle ilgili hiçbir önlem alınmıyor. Bunlar bizi üzüyor. Biz daha güvenli ortamlarda halkımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek için yeni uygulamalar bekliyoruz ve istiyoruz. Tabii özlük haklarımız her şeyimiz. Yani bir hekim ihtisasını yapacağı zaman kendi puanına uygun iyi eğitim veren yeri araştırmak ister. Şimdi ev kiralarını araştırıyor. Bu utanılacak bir durum. Bu nedenle artık Türkiye'de yetişmiş hekimler, iyi fakültelerin mezunları kendilerini yurt dışına atarak hayatını kurtarma çabasındalar. Giderseniz gidin diyenlerin hepsi gitmekte. Doktorlar halka daha iyi faydalı olabilmek, aldıkları eğitimin hakkını verebilmek, bu risk ve sorumluluklarının bedelini de görmek istiyorlar. Türkiye'de sağlık politikaları yapboz tahtası olmamalı. Zorla gelinen aile hekimliği, yani ben kendimden örnek vereyim. Dün ben Mahmudiye'de düğündeydim. Artık halktan biri olduk. 10 yıldır insanları tanıyoruz. Her gördüğümüzde kilo alıp almadığını, durumunda bir değişiklik olup olmadığını, tavır ve davranışlarını çok iyi biliyoruz. Zaten aile hekimliği ilk oluşturulurken özünde istenen şey buydu. Aile hekimliğinin tanımında da şu söyler: kişiye özel, belli bir nüfusa hitap eden, o kişinin birinci basamak önleyici, koruyucu, sağlık hizmetlerini yapan kişidir. Şu anda gelen yönetmelikle benim poliklinik sayımı arttırmak isteniyor. Yani misafir hastalara da bakacaksınız. Serum isteyene serum, rapor isteyene rapor. Ne isterse onu yapacaksınız. Zira ordudaki dünkü dayak yiyen hemşire ve doktor durumuna düşmemek için biz adaletin özellikle sağlıkta çok aciz kaldığını, uygulanamadığını, yani sizi mesnetsiz bir şekilde SABİM'e 184'e şikayet eden kişinin şikayeti bir işlem ve eyleme konu oluyor, araştırılıyor, bakıldığında doğru çıkmıyor. Bu kişinin muhakkak sorumluluğu olmalı. En basit hukuk sisteminde, Magna Carta'da, en eski hukuk sistemlerinde dahi bir işlem ve eyleme sebebiyet veren olayın sorumluluğu olması gerekir. Hekimlerin hedef yapılması, hekimler diyorum, özellikle hekimler sağlığın lokomotifidir. Hekimlerin altında diğer hekim dışı sağlık personeli de aynı şekilde hedef yapılmamalı.
Dün doktorla beraber hemşire de dövülmüş. Serum takmadığı için bu abes ve Türkiye için utanılacak bir şey. Elbette İngiltere'ye, Almanya'ya, İsveç'e, diğer ülke, Yunanistan'a dahi Türkiye'den doktor gitmekte. Bu bizim için çok acı durum. Bu yönetmeliklerin de bunun önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim.